Bunu da ifade ettikten sonra Yılanlı diye bir eski köyümüz, bugün mahallemiz. Burada tarımsal sulama amaçlı devlet su işlerinin çok önemli bir gölet projesi var. Gölet projesinin tamamlandığını biliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da ihaleye çıkacağını bekliyoruz. Yılanlı'daki gölet bittikten sonra hemen arka arkaya düzülen Çamseki, Kurtlusarmazı, Karataş ve Delibekirli gibi mahallelerimizi de içine alan havzanın tarımsal sulama ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacağını biliyoruz. Ve yine Ceylanlı'da bir gölet beklentimiz vardı ama devlet su işleri yetkilileri Ceylanlı'daki tarım arazilerinin sulanması için Tahtaköprü'den kapalı sistemle su getirileceğini ve bunun daha cazip olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla bu proje devam etmekte ama Ceylanlı'da hiç değilse büyük ölçekli bir su tutma havuzunun yapılması kısa vadede vatandaşlarımızın tarımsal sulama ihtiyacını önemli bir şekilde karşılayacaktır diye düşünüyorum. Son olarak da